Merhabalar. Bugünkü edebiyat sohbeti konu başlığımız edebiyatta anlatı türü nedir olacak? Ve bunlarla ilgili bu türe giren kitaplardan da çeşitli önerilerde bulunacağım sizlere. Hem örneklerini göstereceğim hem de kitap tavsiyelerim olacak. Her zaman olduğu gibi, her tür videosunda olduğu gibi. Ama anlatıya kelime manasıyla baktığımızda, yani sözlük itibariyle baktığımızda sözlükteki anlamıyla bu tür olarak özellikle Yapı Kredi ve Can Yayınları'nda gördüğünüz anlatı kısmı birbirinden çok farklı tabii ki. Yani sözlükteki anlamıyla anlatı bir metnin içerisinde, bir edebi metnin içerisinde bir olayın, özel hikaye, masal gibi metinlerin içerisinde olayın öykülenmesi, aktarılmasıdır. Hikayelenmesi şeklindedir anlatı. Ama burada bahsettiğim anlatı bu değil. Benim bahsetmek istediğim anlatı sizin o kapaklarda da gördüğünüz, hatta göstereyim. Mesela bu Yapı Kredi Yayınları'nın Hay Bin Yaksan, İbni Tüfel ve İbni Sinan Hay Bin Yaksan eseri. Bak şurada gördüğünüz gibi anlatı yazmakta da şöyle yakına getireyim bu arada. Daha rahat görmeniz için. Yani bu kapakta yazan anlatıyı ne olduğunu eğer merak ettiyseniz, ki ben ilk gördüğümde çok böyle şaşırmıştım. Ya bu anlatı ne yani? Hani öyküyü biliyoruz, romanı biliyoruz, denemeyi biliyoruz da anlatı ne diye ilk gördüğümde hakikaten çok şaşırmıştım. İşte Bin Kitap'ın Bursa grubunun bir toplantısında Hermann Hesse'nin, Alman ünlü yazar Hermann Hesse'nin Klein ve Wagner adlı eseri. Orada Yapı Kredi Yayınları anlatı demişti. Şimdi eseri okudum, eser bildiğin novella. Yani uzun öykü, hiç alakası yok yani başka bir türle isimlendirilecek. O zaman anladım ki herhalde, dedim ki uzun öykünün adını değiştirmiş Yapı Kredi, kendine göre anlatı demiş. Ama sonra başka eserleri gördükçe, özellikle işte Tezer Özü'nün Yaşamın Ucuna Yolculuk gibi ve başka eserleri de gördükçe aslında bunun böyle olmadığını daha iyi anlamış oldum. Ki Hermann Hesse'nin o eseri de zaten şu an modern kısmında Yapı Kredi Yayınları'nın anlatı diye geçmiyor. Dediğim gibi onun yani globaldeki, uluslararasındaki ismi de yani novella diye geçen bir eser aslında. Hermann Hesse'nin Klein ve Wagner'i. Ama başka eserler anlatı türünde geçiyor. Neden geçiyor o, şimdi sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi anlatının en temel, diğerlerinden en temel farklılığı düşünce geçiyor içinde. Genel itibariyle anılar, yazarın anıları olabiliyor. Yazarın yaşamından belli kesitler olabiliyor. Yazarın işte gezdiği, gördüğü yerlerde gördüklerini edebi olarak bize aktarımı olabiliyor. Ayrıca kurgu da var metnin içinde. Hepsinde olmasa da genelde bir kurgu da yer alabiliyor bu metinlerin içinde. Hepsinin bir birleşim anlamında. Yani düşünce var, anı var, işte yaşamdan aktarım var, yolculuk var ve ayrıca kurmaca var. Bütün bunların birleşimiyle böyle bir hiçbir türe giremeyen metinler ortaya çıkıyor. Ve bu hiçbir yere giremeyen metinler bazı yayın evlerimizde, işte Yapı Kredi, Can, Everest, Alfa ve Sel Yayıncılık'ta gördüm ben. Onlar da böyle anlatı diye ayrıca bir türe dönüşmüş durumda. Yani uluslararası da bir karşılığı var mı? Ben gördüğüm kadarıyla herhangi bir karşılığı yok böyle bir türün. Ama böyle bir türün varlığını oluşturmuşlar. Bence de güzel olmuş. Yani hakikaten mesela Ali Teoman'ın Cafe Esperanza'sını ben bir başka türün içerisine ben de yediremiyorum. Yani hani uzun öykü desem değil. Deneme desem o da değil. Yani hani hiçbirine tam manasıyla giremiyor. O yüzden böyle bir tür oluşturulmuş. Böyle bir isim verilmiş. İşte dediğim gibi Yapı Kredi ve Can'da özellikle çok görürsünüz. Can da kapağını anlatı diye yazdığı için. Hatta işte Angelique Homan'ın Duvarları, Cemil Kavukçı'nın kitabını o da otobiyografik bir anlatı. Bir otobiyografik anlatı diye kitabın altında yazar. Cemil Kavukçı'nın bu eserinde. Çünkü Cemil Kavukçu İnegöl'deki, Angelique Homan bu arada İnegöl'ün işte Yunancı'daki ismi. İnegöl'deki Cemil Kavukçu'nun çocukluğu ve gençliğindeki anılarını bir anlamda yazmış ama tam bir anı kitabı da değil. Yani hani yoksa anı yazardı. Anı diye bir tür var sonuçta. Tam bir anı kitabı da değil. İşte orada farklı aktarımlar da oluşuyor. Böyle birçok kitap var. Dediğim gibi Tezer Özlü'nün işte Yaşamın Ucuna Yolculuğu mesela. Orada Tezer Özlü 3 tane ayrı yazarın mezarını ziyarete gider. Franz Kafka'nın, Cesare Pavese'nin, Italo Sivabo'nun ve onların yaşamlarını bir anlamda araştırır. Kendi yaşamına da bir yolculuk yapar. Bu yaşamları araştırırken o metinde mesela ne kadar kurmaca, ne kadar gerçek tam hiçbir zaman bilemiyoruz metnin içerisinde. Ki Ali Teoman'ın Cafe Esperanza'sı bu hafta inceledim biliyorsunuz. Yani orada çok yoğun bir kurmaca var.
Ama orada da ana anlatıcıyla yazar o kadar birbirine içine geçmiş bir karakter yaratılmış ki metnin içinde, o kısacık metnin içinde üst kurmaca da geçiyor. Postmodern türün önemli özelliklerinden bir tanesi. Yani yazar çoğun fikirlerinden bahsediyor. Bayağı yoğun yaşama dair ve hayat dair çeşitli fikirlerinden, felsefi fikirlerden bahsediyor. Orada bir diyaloglar var, felsefi tartışma var metnin içerisinde. Yani Café Esperanza'yı işte bir noktüre dahil edemediğimiz için burada anlatıya dahil ediliyor. Demin gösterdiğim Haybin Yaksan neden anlatıya dahil etmişler? Çünkü orada iki kitap var aslında. Aynı isimde iki kitap var. Biri işte İbn Sina'nın, biri İbn Tüfeil'in. İbn Sina'nınki bir risale, çok kısa bir metin. Ama İbn Tüfeil'inki daha uzun ve ilk felsefi roman diye isimlendirilen bir metin. Muhtemelen ikisi bir arada olduğu için, ilk metinde daha böyle hani risale, işte daha ufak bir metin olduğu için, onu bir roman olarak adlandıramayacakları için muhtemelen anlatı türünün içine yerleştiler. Zaten 12. yüzyılda yazılmış bir metin. Hani o zaman roman kavramı da tam aslında yok yani. Hani romana içine sokalım mı sokmayalım kısmı. O yüzden Yapı Kredi Yayınları anlatı türünün içine dahil etmiş. Bizde de daha çok zaten bazı öykücülerimiz, işte Demir Özlü gibi veya Ece Ayhan, Hüseyin Kıran gibi bazı şairlerimiz çoğunlukla bu türde eser vermişler. Ama yani çok fazla anlatı türünde eser var mı? Tabii ki yok. Dediğim gibi birkaç tane yayın evinin, ama bunlar da büyük yayın evleri, birkaç tane yayın evinin listelerinde görebileceğiniz, hem web sitelerinde hem de kitap isimlerinde görebileceğimiz bir tür olarak gözlemleyebiliriz. Yani dediğim gibi gerçekten bir tür mü? Tam bir tür de değil belki, ama türsüzlüğün türü diye isimlendiriyorum ben anlatıyı. Ama şu da var. Everest ve Alfa'da ben edebi metin olmayan metinlerin de anlatı türü içerisinde olduğunu gördüm. Doğrusu aslında anlatı tamamen edebi tür. Yani edebi eserlerin olduğu bir tür. Edebi metinlerin olduğu bir tür. Edebi metinler içerisinde belirli bir sınırlama, yani belli bir kategoriye sokulamayan metinlerin içine dahil edildiği bir tür. O yüzden hani o kısmı ben çok doğru bulmuyorum. Can'ın ve Yapı Kredi'nin yaptığı bana daha doğru geliyor bu anlamda. Zaten anlatı kelime manasıyla baktığımızda, yani sözlükteki manasına bile baksak, aslında edebiyatın içinde var olan bir şey. O yüzden hani edebi dışı metinler pek buna bence sokulmaması, bu türün içine dahil edilmemesi, isimlendirmemesi gerektiğini ben kendi adıma düşünüyorum. Gelelim bir başka konuya. Hazır anlatı demişken bir başka anlatı daha var. Postmodern anlatı. Postmodern edebiyatta geçen. Peki postmodern anlatı ile bunun arasındaki fark ne? Postmodern anlatı ne? Bunu belki duymuşsunuzdur. Duymamışsanız bile benim postmodern videomda da ben mutlaka aktarmışımdır. Başka postmodernle ilgili başka konular, yerlerde de görmüşsünüzdür bu kavramı. Postmodern anlatı kavramını. Oradaki konu şu. Şimdi postmodernistler öyle biçimsel farklılıklar yaptılar ki, mesela Italo Calvino'nun Eğer Bir Kış Gecesi, Eğer Bir Yolcu kitabı. Ne yapıyor orada Italo Calvino? Bölüm bölüm en popüler olmuş roman türlerinin başlangıç kısımlarını kendine göre yorumlayıp yazmış giriş kısımlarını, ve öyle bölüm bölüm bir kitap oluşturmuş. Tabii bir kurmaca da yapmış, bir üst kurmaca tekniğinde kullanmış metnin içerisinde. Yani böyle biçimsel yeniliklerin olduğu, roman türünün resmen parçalandığı bir akım postmodern edebiyat. O yüzden postmodernler şunu diyor. Yani biz zaten hani bizde roman falan yok yani diyor. Yani tamam roman yazmış olabiliriz ama romanın olay örgüsünü falan çokça kırdık zaten. Çokça farklı biçimlerde denedik. İşte metinlerimiz kimi zaman finalsiz oldu. Mesela 49 numaralı parçanın Nidası, Thomas Pynchon, postmodern edebiyatın en önemli isimlerinden bir tanesidir. Metnin, kitabın isim veren kavram kitabın son sayfalarında geçer ama ne kadar bağdaşır tartışılır. Kitapta bir sorun var mı? Tabii ki yok. Belirsiz her şey. Ve hani devam edecekmiş gibi orada kesilir metin. 180 sayfada. Yani böyle farklı biçimsel farklılıkları denedikleri için, işte zaman, mekan gibi kavramlara hiç neredeyse değer vermedikleri için postmodern edebiyatta şunu derler daha doğrusu. Artık postmodern roman diye bir şey olmaz. Postmodern metin veya postmodern anlatı var. Buradaki anlatı kavramı işte, yani hani romanın artık oluşmadığını, tamamen onun üstünde, romanın da üstünde, işte öykünün de üstünde bambaşka metinlerin olduğunu bize anlatmak için ifade edilen bir tanımdır postmodern anlatı tanımı.
O yüzden genelde postmodernistler kendi romanlarını, eserlerini postmodern anlatı diye isimlendirirler. Herhangi bir sınırı olmaması, herhangi bir kategorinin içine girmemesi için böyle isimlendirmişlerdir. O yüzden hani bir postmodern anlatı diye bir kavram da var. Hazır ben bu anlatı nedir videosunu çekmişken, edebiyatta anlatı nedir videosunu çekmişken onu da aktarmış olayım. Ama tabii ki postmodern anlatı, bu benim anlattığım anlatı türünden farklı bir şey. Ama mesela Café Esperanza, Ali Tioman'ın çok rahatlıkla işte postmodern anlatının içine dahil edebileceğimiz bir metin bence. Yani roman değil ama işte postmodernliği de içeren çok farklı bir metin. Gelelim kitaplar olarak hem dünya edebiyatında hem Türk edebiyatında bu anlat türünün içine Can Yayınları, işte Yapı Kredi ve diğer yayın evlerinin dahil ettiği hangi kitaplar var? Ben bunlardan hangilerini sizlere öneriyorum? O ana konumuza gelelim. İşte bu hafta biliyorsunuz Ali Teoman'ın Cafe Esperanza'sını inceledim. Zaten bir kitabı inceliyorsam ben bu kitabı mutlaka öneriyorumdur sizlere. Cafe Esperanza en okumanız gereken, bu türü de en iyi anlayabileceğiniz eserlerden bir tanesi. Çünkü çok yoğun kırmaca var. Yazarın düşünceleri var. Yazarın belli başlı anıları da var aslında metnin içerisinde. Ama kurmaca karakterler de var. O yüzden çok böyle özel bir eser Cafe Esperanza. Kısa ve özel bir eser. Tezer Özü'nün hayatı ve eserlerini bolca anlatmıştım. Yaşamın Ucuna Yolculuk. Gerçekten çok ama çok özel bir eser Tezer Özü'nün. Ben tavsiye ederim. Onun bence en önemli eseri. Ama bu türünde önemli eserlerden bir tanesi. O da Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan bir eser. Ali Teoman'ın eseri gibi. Keza Portekizli şair ve yazar Fernando Pessoa. Yani muazzam bir adam. Bir sürü farklı isimle eser vermiş bir yazar. Ki Huzursuzluğun kitabı da Bernardo Soares ismiyle yazılmış. O adla ve onun yazarın o ismiyle, bu mahlasıyla diyelim yazılmış bir eser. Huzursuzluğun kitabı da bu türün önemli bir eseri ki Pessoa'nın Anarşist Banker, Şeytanın Saati de anlat türü içerisinde dahil edilen eserlerden birkaçıdır. Yani şairlikten olduğu için işte ne tam bir düz yazının tam türleri yerine daha böyle arada kalan eserler vermiş ki Türk edebiyatında da var dediğim gibi. İşte Ece Ayhan'ın mesela Mor Ötesi Requiem adlı eseri. Yani o da böyle 50 sayfalık bir eserdir. Ece Ayhan'ın değerli şairimizin ikinci yeni önemli isimlerinden bir tanesi. Keza Hüseyin Kıran'ın Yaşamak isminde bir yine değerli şairimiz Hüseyin Kıran'ın Yaşamak isminde bir böyle kısa bir anlat türüne dahil edilen eseri var. Keza benim çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi ki deneme türünü anlatırken bayağı bir anlatmışım. Alberto Manguel, Arjantinli yazar. Onun Borges'in Evinde diye bir eseri vardır. Bu hakikaten Borges'in evindedir yani. O meşhur yazar Borges'in maalesef görme yetisini kaybettiği için Manguel ona yardıma gider, ona kitaplar okur ve onun evinde belli bir süreyi geçirir. Ve tabii ki hem oradaki anılarından hem oradaki Borez nasıldığı da bize aktaran, anılarını da aktaran, düşüncelerini de aktaran güzel bir metindir Borez'in evinde. O da anlat türünün içerisine sokulan eserlerden bir tanesidir. Benim de sizlere tavsiye edeceğim eserlerden bir tanesi. İşte Cemil Kavukçı'dan bahsettim. Angele Koman'ın Duvarları adlı bir işte otobiyografik anlatı diye Can Yayın'ından çıkan eseri var. O da bu tür için kıymetli eserlerden bir tanesi. Keza benim çok sevdiğim öykücü ve roman türünde de değerli eserler vermiş ama öykücünün daha çok sevdiğim Ferit Edgün'ün Bir Yaşamak'tı yanlış hatırlamıyorsam ismi Doğu Notları diye geçiyor. 30 yıl sonra Hakkari'de bir mevsim yazdıktan 30 yıl sonra tekrar bir Hakkari'ye gidişi ve onunla ilgili hem yani Ferit Edgün'ün edebiyatı da hep olan böyle hayalle gerçeğin hep bir araya girdiği ve onun notlarından oluşan böyle de bir metin var. Bütün bu metinler çok bence kıymetli eserler. Hazır sizlere böyle anlatı diye bir tür anlatmışken bu türün de bence hem Türk edebiyatında hem de dünya edebiyatında belli başlı eserleri. Ki bir eser daha var ki onu da unutmayayım. Şili'de Gizlice diye Gabriel Garcia Marquez'in Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in bir eseri var. Orada Şili'li bir yönetmenin işte Şili'den oradaki diktatörlükten kaçışını ve tekrar Şili'yi anlatabilmek için gizlice başka bir ülkenin vatandaşı olarak Şili'ye girişi Miguel Litin diye yanlış hatırlamıyorsam yönetmenin ismi de şimdi aklıma geldi. Miguel Litin'in Şili'den kaçışından sonra
tekrar yurduna gizlice girişi ve o girişle ilgili o yeniden giriş hikayesi, o gizlice Şili'ye yeniden gizlice giriş hikayesini bize Gabriel Garcia Marquez aktarır. Tabii o da bir röportaj yapmış ve o röportaj sonrasında ona aktarılmış, o da bize anlatmış. Ama o da böyle hani bir ne bir anıya tam girebilecek, ne bir işte romana, öyküye girebilecek, hiçbirine tam olarak giremeyecek bir metin olduğu için onu da anlatı türünün içerisine dahil etmişler. O da Şiir'de gizlice de çok kıymetli metinlerden bir tanesi. Benim bu tür için vereceğim kitap önerileri şimdilik bu kadar. Böyle hani birçok eserden bahsetmiş oldum ama dediğim gibi Yapı Kredi yayınlarında ve Can yayınlarında anlatı türü içerisindeki web sitelerinden bulabilirsiniz. Birçok eser var. Ama çok fazla değil tabii ki. Yani bu tür çok dediğim gibi arada kalmış bir tür. Türsüzlüğün türü olduğu için çok fazla eser mevcut değil. Ama en azından bu şekilde de yeni yazarlarla, yeni kitaplarla da sizi bir anlamda buluşturmuş olduğumu düşünüyorum. Bundan sonraki edebiyat sohbetim konu başlığımız düz yazı şiir olacak. Yani özellikle ünlü Fransız yazar Charles Baudelaire'in ön planda olduğu ki Türk edebiyatında da mensur şiir diye öncelikle girmiş Osmanlı döneminde. Sonra düz yazı şiir diye isimlendirilmiş türden bahsedeceğim. Bu türün önemli özelliklerinden bahsedeceğim sizlere. Bundan sonraki video ise Amerikalı ünlü yazar, Nobel'li yazar John Steinbeck'in hayatı ve eserleri olacak. Ondan sizlere bahsedeceğim. Bu haftaki salı günkü salı olarak planladım. Yazar hayatı ve eserleri video konu başlığında John Steinbeck'in hayatı ve eserleri olacak. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.